Türkiye'de ormancılık çok eskiye, bilimsel ormancılık Osmanlı dönemi 2. Mahmut'a kadar dayanır, planlı ormancılığımız. Ancak Cumhuriyet döneminde ve 1972'de bütün orman varlığımızın planlaması yapılmış ve tamamlanmıştır. Yani planlı bir ormancılık yapılıyor. Tabii planlı olunca her sene yaptığımız uygulamalarla hem ormandaki servetimiz artıyor hem orman alanlarımız sürekli artıyor. Bu FAO tarafından da uluslararası bir örgüt olduğu için söylüyorum, tespit edilmiş ve orman alanını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Zaten Orman Genel Müdürlüğü'nün de kuruluşu 176 yıllık ve anayasal görevi de birinci görevi ormanları korumaktır. Bu bakımdan ormanları koruyan ve geliştiren bir genel müdürlüğüz ve Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesiyiz ve en eski kurumlarındanız. Türkiye kendi kendine yetecek ülkeler arasına girmeye adaydır. Ne kadar orman varlığımız var? Bugün itibariyle 21.7 milyon hektar. Yani Türkiye'nin yaklaşık %28'i ormanlarla kaplı. Ancak Akdeniz coğrafyasında yer almamızdan dolayı bu ormanların %50'ye yakını bozuk, %50'ye yakını üretime dayalı verimli ormanlarımızdır. Peki Türkiye bu ormanlardan faydalanarak kendi kendine yetiyor mu? Düşüncesem %85'ini karşılayabiliyor. %15'te ithal kereste Türkiye'ye giriyor. Ancak malumunuz olduğu üzere bunun tamamı Türkiye'de kullanılmıyor. Türkiye'de inşaat müteahhitleri çok geliştiği için, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlarda inşaat aldıkları için bu insanlarımız, bu müteahhitlerimiz Türkiye'de kurulu fabrika sektörü geliştirerek burada yaptıkları kapı, pencere ve doğramayı yurt dışındaki inşaatlarına da sevk ettiğinden dolayı ithalat var. Ve bizim ormanlarımızda bakım, ağaçlandırma o kadar güzel gelişiyor ki biz istediğimiz takdirde önümüzdeki ilk 5-6 yılda bunu Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hale getirebiliriz. Peki ne yapıyoruz bununla ilgili? Nasıl bir çalışmamız var? Şöyle söyleyeyim. Bir kere senede 40 bin hektar ağaçlandırma yapıyoruz. 100 bin hektar ormanlarda rehabilitasyon yapıyoruz. Bu da ağaçlandırmaya yakın. 80 bin hektar erozyonla mücadele yapıyoruz. Baraj kenarı ağaçlandırmaları, yol kenarı, ibadethane, hastane. Artık Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'nin bütün satında fidan dikiyor. Bu da yılda ortalama bu 250 milyon fidana tekabül ediyor. Bu hem orman alanlarında hem orman alanı dışında fidan dikiyoruz. Bu bir. İki, hızlı gelişen türleri endüstriyel plantasyon dediğimiz ağaçlandırmasına önem veriyoruz. Hatta özel sektörle de çalışıyoruz. İsmail Üzmez, Türkiye'nin orman varlığını değerlendirmede özel sektörün geliştirilmesinde oynadığı rol hakkında da bilgi verdi. Türkiye'nin kerestecilikte kendine yeter seviyeye yaklaşması önemli unsur. Bu da mobilyacılık için kritik önemdeki konulardan biri. Ormanlarda en büyük parayla ölçülebilen değerin birisi de kereste, ahşap madde. Türkiye'de biz yıllık yaklaşık dikili kabuklu gövde olarak 21 ile 22 milyon metreküp ağaç kesiyoruz. Bununla ilgili de orman köylüsüne yılda yaklaşık 350 bin kişiye iş veriyoruz. Kesim, boylama, soyma, nakliyat, yıllık üretimimizden dolayı orman köylüsüne bizim ödediğimiz para yaklaşık 22 milyon metreküpün üretilmesi, depoya getirilmesi, standartizasyonu ve satışla ilgili yaklaşık 1 milyar TL. Ama kurumun da buradan elde ettiği gelir 2,5 milyar TL. Ama bunu sanayi sektörüne kazandırdığımızda sanayi sektörünün bu orman ürünlerine dayalı cirosu da 12 milyar TL civarında bir katkı sağlıyor. Kurulu büyük tesis dediğimiz 44 adet fabrika. Bunlar on binlerle ölçülen, yani marangozları saymıyoruz, o küçük şeyleri. Senede 50-100 metreküp üreten değil, büyük fabrikalardan 44 adet fabrika ve burada çalışan bizim sektöre dayalı 6 bin işçi çalışıyor. Sadece fabrikalarda çalışıyor. Bu fabrikalara malın götürülmesi, getirilmesi, nakliyat dediğinizde bunun boyutu daha büyük. Hakikaten ürettiğimiz malla da Türkiye'de yuvarlak diyelim kabaca neredeyse 1-2 milyon kişi bizim sırtımızdan çalışarak geçiniyor. Ha, biz burada biraz önce söylemiştim. Ormandan odun ham maddesi çıkarmak asli iş değildir. Altını çizerek söylüyorum. Ormana bakmak asli işimizdir, korumak asli işimizdir. Ama bakarken çıkan tali ürün bir kerestedir.
ağaçtır, odundur, direktir, maden direktir, kaliteli maldır, kalitesiz maldır. Tabii ki kurum bunu değerlendirecek. Tabii Türkiye'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de ormanlarının %99'u devlet malı. Endüstriyel plantasyon eylem planı diye bir plan yaptık. Özel sektör gelsin bizim ormanların boş yerlerine, biz onlara verelim, gelin siz de yetiştirin. Biz yetiştiriyoruz, siz de yetiştirin. Veyahut da bunların yetiştirecek hızlı gelişen türler için saha veriyoruz. Bu önemli bir şey. İki, özel sektörün önünü açmak için mesela bir küçük marangozun ihaleye girmesiyle büyük bir fabrika sahibinin ihaleye girmesini ayırdık. Mesela orman ürünü satış usul ve esaslarını Bakanlar Kurulu kararını çıkardık. Yıllık kapasitesi 25 bin metreküp üzeri olan her türlü fabrikaya ihalesiz muammen bedelden mal vereceğiz. Şimdi bu onlar için bir ayrıcalık. Ayrıca lif yonga sektörü çok geliştiği için bunlara da ihalesiz protokol yapıyoruz. Türkiye'de ne kadar mal üretebiliriz, hangi bölgede ne kadar üretiriz, hangi fabrikaya nasıl, nereden veririz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Her yıl ortalama 7 milyon metreküpte lif yonga sektörüne tahsisen mal veriyoruz. Peki ormanlar kereste dışında ne gibi faydalar sağlıyor ve ne gibi ekonomik değerler üretiyor? Türkiye uluslararası işbirliği için neler yapıyor? Bu iki sorunun yanıtını da Genel Müdür İsmail Üzmez'den alıyoruz. Ormanlar bulunduğu coğrafyanın insanına hizmet eden bir varlık değil, bütün dünya insanlığına hizmet eden bir varlık olduğu için ormanların korunması daha da öne çıktı. Bilimsel bir araştırmada ormanların insanlar üzerine 6000 üzerinde faydası var. Parayla ölçülebilen, parayla ölçülemeyen, oksijen yüzdesinin fazlalığı, atmosferdeki karbonun tutulması. Bakın dünyada artık ormanların ürettiği kereste gündem edilmiyor. Ne gündem ediliyor? Yeşil ekonomi. Nedir yeşil ekonomi? Diyorlar ki sizin ormanlarınız ne kadar karbon tutuyor? Ne kadar sel tutuyor? Ne kadar toprağı erozyondan koruyor? Ne kadar oksijen salıyor? Şimdi parayla ölçülemeyenlerin değerleri paraya dönüşüyor. Adına da yeşil ekonomi diyorlar. Ormancılık tekniği açısından da ülkelerle ilişkilerimiz üst düzeyde ve bu bilgi paylaşımını gönül rızasıyla yapıyoruz. Mesela Özbekistan'da kavak ve hızlı gelişen tür projelerimiz var. Bizim bu konuyla ilgili bir enstitüsümüz var, çok gelişmiş. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'la mesela geçen gün Sayın Bakanımız oturdular, anlaştılar. İstediği kadar fidan vereceğiz, nakledecekler. Biz gideceğiz orada, bu fidan şu iklimde yetişir, şöyle dikilir diye işbirliğini geliştireceğiz. Ve uluslararası arenaya gittiğimizde inanın bu dost ülkeler, kardeş ülkeler hemen bizim etrafımıza toplanıyorlar. Niye? Biz her ülkeye meccanen, teknik elemanımız, mühendislerimiz yeterli, bilgi düzeyi yüksek, hemen gönderiyoruz ne isterlerse.